Müslümanlar evlenirken aile hukukunu bilmek zorunda. Birisi geliyorsa, kardeşlerimiz, hocam nikahımızı kıyar mısınız diye, resmi nikahı soruyorum. Zaten resmi nikah olduysa oldu. Nikah, nikahtır. Ama ondan sonra, teberrüken bir daha diyorsa, kırıyoruz bir nikah. Fakat vakit varsa, 15-20 dakikada, Boşanmak ne demektir onu anlatıyorum ki erkek ağzına almasın bunun şakası yok. Geriye dönüşü yok. Nasıl ki arabayı sürmeyi bilmeyene ehliyet vermiyorlar. Arabayı belli noktada tanımayan ehliyet vermiyorlar. Adam hanımı boşuyor hocam bilmiyordum diyor. E bilecektin kardeşim bunun mazereti yok. Nasıl arabayı öğreniyorsun sonra ehliyet veriyorlar. Aileyi nasıl kurdu, nasıl koruyacak bilmeyen bir adama evlilik ehliyeti verilmemesi lazım kardeşlerim. Verirsen o zaman o adam o kadına zulmeder, o kadına ihanet eder, o aile dağılır, o aile perişan olur. Ey erkek kardeşlerim burayı dinliyor musunuz? Yani sonra arıyor. Ya hocam yolu yok mu? E kardeşim sen şu videoyu bir saat, bir buçuk saat dinleme. E ben her gün 50 tane telefona cevap veremem ki. Ağlıyor hocam çaresi yok mu? Sen bu evi bu aileyi Hz. Kur'an'a göre nasıl korurum diye o noktada bir irade beyan etmedin. Müslüman baba şimdi beni dinlerken oğlunu yanına çağırıp bak oğlum yarın evleneceksin bu mesele mühim. O kadından senin evladın olacak. Yani orada hikaye dinliyorsun. Hikaye hoşuna gidiyor. Peki ya bu o hikayeyi bilmesen de aileyi koruyabilirsin. Ama bunları bilmiyorsan, ağzından kadınla alakalı üç salak lafı mı o aile bitti. Bir daha geriye dönüşü yok. İbn Abbas diyor ki adam hanımını boşuyor radıyallahu anhuma. Ondan sonra geliyor bana İbn Abbas İbn Abbas kurtar beni İbn Abbas kurtar beni İbn Abbas ben seni nasıl kurtarayım? Sen bir buçuk saat bu konuyu dinlememişsin. Hikaye anlatılsa dinlerdin. Ama mesela fıkha haluk edince, evin ailenle alakalı olunca daraldın dinlemedin. Şimdi hocam beni kurtar. Ben nasıl kurtarayım ya? Ben de senin gibi kulum. Yani haşa sana yalan söyleyip kendimi cehenneme mi atayım? Allah ne buyurduysa olur.